maşallahsana. Ömrü bol olsun. Onların geleceği için. Evet, evet. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Berdan Bey'lek. Kulağın Belediye Başkanımız Hikmet Bey. Vekilimiz. Merhabalar. Merhabalar. Başkanım hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar. Hoş geldin. Sen, içeri gel sen. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatı abi. Muhtarımız. Su önemli. Bizim için su önemli. Su fiyatları düşsün. Abi böyle çok pahalı. Pahalı mı ya? Çok pahalı. Öyle değil mi? Çok pahalı. Nasıl değil ya? Geçen gün bir yer, fiyatımız çok pahalı. Geçen gün bir yerde diyor ki su parası çok pahalı geldi diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı da diyor ki az kullansın o zaman. Turgutlu'da gördük. Ondan dolayı ilk iki tonsu 1 TL olacak. İnşallah. Diğer kademelerde de %30 indirim yapacağız. İnşallah. Bunları yapmak için bizim göreve geldik. İnşallah. O yüzden de desteğinize ihtiyacımız var. İnşallah. Suyu ucuzlatmak çok kolay. Ama bunu yapmak istemek gerekiyor. İnşallah. Biz istiyoruz. Ebi gelirim. Maşallah. Biz yapacağız kardeşim. Eğitim şartı. Bu büyükşehirde dayalı olduğu için. Önce, ben şimdi başkanım geçen de bizim köyümüze geldi. Bir konuşması da beni ikna etti mesela. Dedi ki köyüne efendim söyleyeyim bir tuvalet yapmak zor. Biraz yani dedi söyledi. Tabii ki. Ondan bir biraz şimdi bir şey. Ben mimarım. Az önce meydanda onu söyledim. Tabii yerleşik alan sınırlarını çizmek gerekiyor, belirlemek gerekiyor. Bu da büyükşehirin yetkisinde ama yapmayan bir tane büyükşehir belediye başkanı. O yüzden dolayı değişim gerekiyor. Ya biz de o yüzden sizi tercih edeceğiz. Seçin söz. Söz. Benim için sistemimiz yok artık. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar efendim, merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Desteklerinizi esirgemeyin. İnşallah. Artık 15 yılda bunları yaşamayalım. İnşallah. Bizim buraya kapatacağız üstünü. İnşallah. Projeyi de kapatacağız. Mimar zaten. Ben mimarım. Tamam. İşleri ben yaparım. Hani ben... Büyükşehir Belediye Başkanlarımız. Tabakasını buldum. Geniş tutalım. Biraz geniş tutalım. Helal Şöyle anıtlar kurdu biliyorsunuz. Onlar falan değil. Başkan bizim derdimizi biliyor musunuz? Biz ulaşalım hep başkanım. Ben bu caddeye yapacağımız şeyi anlatıyorum sana da. Şimdi anıtlar kurdu biliyorsunuz. Buraya yeni bir brand astı. Nevi Çiviçatı. Çok da haklılar. Koruma altında olan bir yer. Bence de böyle olması gerekiyor. Ama buraya bir tane proje gelişmesi açarak şu çarşının üzerinde kapattığımızda tıpkı İzmir'in kemer altısı gibi burayı bir bedesten haline getirip bir açık hava AVM'si yapabiliriz. Yani yerli turistler biliyorsun kum evlerine geliyorlar, geziyorlar ama maalesef çarşımıza bir kısmı geliyor, bir kısmı giremiyor. Bunu bu halde bir kapalı çarşı haline getirebilirsek hem esnafımız rahat eder hem de burası o tarihi havasını daha da güzelleştirir ve yerli turisti de biz buraya sokabiliriz. Böyle bir çalışmamız olacak. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim.
Ne yapıyorsun? Vallahi seni Şimdi gönlü bir hasta yatar, bizimki sensin. Anlatmaya şey yapmaya gerek yok. Şimdi tabi burası tarihi bir çerçeve. Anıtlar Kurulu doğal olarak İstanbul'un yani. Çok da doğru yapılması gerekiyor. Ama Anıtlar Kurulu'nun da ortaya yapılacak bir projede bir proje yarışını seçtik. Bunu bir tarihi çerçeveyi kapatıp bir bedesten haline geçirdiğimizde burası aslında tarihi açık bir AVM olacak. Bizim çok güzel olsun. Kapalı çarşı. Ben şunu söylüyorum hep. Müteahhit Belediye Başkanı, Cebeli Mimar Belediye Başkanı şehrini düşünmüş. Aynen öyle. Şehrimize bu hizmetleri yapmak bizlere nasip inşallah. Allah Allah. Desteklerimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sayın Başkan. Saatler olsun. Hikmet Başkan. Hoş geldiniz. Çok şükür. İyi. Saatler olsun kardeşim. Tabii tamam. İyi Derber olmuş. Derber olmuş. Doğru. Derber bir şükür hükümetler. Evet. Bayramlarda kalabalık oluyor. Evet. Aynı gün. Süpürgelerin hepsini ben yapıyorum. Yani. Bak nasıl kışta yetişemiyorum bir arada. Evet. Tamam. Hemen sağ olun. Sağ olun başkanım. Ben Ferdi Zeyrek, 46 yaşındayım, mimarım. Ben de sizler gibi bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Alnımın teriyle ekmeğimi kazandım. Çocuk büyüten bir kardeşinizim. Kullanım sorunlarını, Manisa'nın sorunlarını sizler gibi bizler de biliyoruz. Ve bunların çözümleri çok basit. Şimdi öncelikle Manisa olarak Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Türkiye'nin en sıkıntılı altyapısına sahibiz. Türkiye'nin en sorunlu ulaşımına sahibiz. Bunların çözümü basit. Ama öncelikle çözmemiz gereken bir şey var. 10 yıldır şehrimizi yöneten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'de Sırçalı Köşkü'nde oturur. Manisa'ya önde arkalı eskort arabalarla gelir. Günde bir saat odasından Manisa'ya tepeden bakar. Sonra da geri döner. Buradan soruyorum. Seçim harici en son buraya ne zaman geldi? Gelmedi. Geçen sene milletvekili seçimi diye. 5 yılda bir kere Kula'ya gelen bir kişi Kula'nın sorunlarını nereden bilecek? Sizin derdinizi nereden bilecek? Biz bugün nasıl buradaysak dün de buradaydık, yarın da burada olacağız. Öncelikle ilk iki tonsu 1 lira olacak. Artık parası olan olmayan diye su insani kullanım hakkıdır ayırt edilmeyecek. İlk iki tonsu 1 lira olacak. Kartlı sayaca son. İsteyen kullanır, isteyen kullanmaz. Kulanın girişindeyiz. Şu kulaya araçlarla ana yoldan girmek için defalarca kaza oldu. Kaç kişi canından oldu, malından oldu. Artık bu da son. Buraya battı çıktı yapmak bizim boynumuzun borcudur. Beş yıldır Kula'ya gelmeyen kişi tabii ki buradaki kavşağın sorununu bilemez. Sizin neler çektiğinizi bilemez. Ama burada yaşayanlar öncelikle belediye başkan adayım. Sonra Kula ilçe başkanım. Biz el ele vereceğiz. Tüm muhtarlarımızla birlikte Kula'nın derdine derman olacağız. Tam 41 gün kaldı. Şimdi köylere gidiyoruz. 1088 tane köyümüz var. Tek tek dolaşıyoruz. Her yerde olduğu gibi Kula'nın köylerinde de aynı sorun var. Kula'daki yerleşim alanının sorununu çözmek bizim boynumuzun borcudur. Kula'ya
bir ev yapacaksınız, bir sayı yapacaksınız, yapamıyorsunuz. Çünkü böyle derdinizin olduğunu bilmeyen bir tane Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bu sorunları çözmek bizim boynumuzun borcu. Tam 41 gün kaldı. 41 gün sonra Hikmet Başkan Kula Belediye Başkanı olacak. Tarbi Zeyrek kardeşiniz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Biz el ele vereceğiz. Hikmet Başkan'la birlikte Tula kalkınacak. Manisa kalkınacak. Manisa istediği bütün hizmeti alacak. Hep birlikte Tula'yı hak ettiğini yerimizden göstereceğiz. Desteklerinizi eksik etmeyin. Sağ olun, var olun. Hikmet Başkan, Hikmet Başkan, Hikmet Başkan, Hikmet Başkan, Hikmet Başkan, Hikmet Başkan. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Bizlerden desteğinizi eksik etmeyin.